اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Cenab-ı Allah böyle kıymetli bir vakitlerde ve hürmetli yerlerde bizi buluşturdu, şükürler olsun. Kastımız, gayemiz ona yakın olabilmek, onu memnun edebilmek, onun gözüne girebilmektir. Çok muvakkat bir zaman dilimi içerisinde bu dünyadayız. Arkasından yok olucuyuz. Nereye yok olucu? Hakikate yok olucu. Ebediyete yok olucu. Cenab-ı Allah kullarının nasıl ne yapacağını seyreylemek için bize bu sıfatta dünyaya gönderdi. Çeşit çeşit sıfatlarda, isimlerde, ebatlarda, zamanlarda gönderdi. Ve dedi ki, güzel yaşayın. Güzel söz söyleyin. Güzel söz söyleyin. Güzel söylemek için güzeli görmek lazım. Güzel düşünmek lazım. Arkasından güzel söz gelir. İbrahim suresi 14. ayeti kerime. Bu mühim bir ayeti kerimedir. Bunu şeyhimden işitmiştim. Arapçasını, metnini okuyayım. Arkasından da imanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu size anlatmaya çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Elem tara keyfe zaraballahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceratin dayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fissemâ. Sadakallahu'l-azim. Görmedin mi? Elem tara, görmedin mi? Keyfe darabe mesela. Nasıl bir misal getirdi Allah sana? Güzel bir söz. Kökü yerde sabit, dalları gökte güzel bir ağaca benzetti güzel sözü. Burada anladık, güzellik ağaca benzetiyor.
dalları gökyüzünü sarmış. Eyvallah da bu güzel söz ne? Hani tatlı söz söylemek lazım. Dediğinde ne? Şöbiyet, kadayıf gibi. Bu değil tatlı söz. Güzel söz ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bundan güzel söz yok ki. Güzel söz ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu öylesine tatlı, öylesine kıymetli ve öylesine hürmetli ve güzel bir kelimedir ki, cümledir ki bu söz. Cenab-ı Allah bu sözü söylenir söylenmez. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini söyler söylemez bir melek halk eder o sözden, yaratır. O melek gökyüzüne çıkar. Ya Rabbi beni söyleyen, yaratılmama sebep olan kulu affet diye yalvarır, yakarır. Ona kendin yakınında makam ver, mevki ver, ey kullardan yaz diye sürekli niyazda bulunur. Sürekli, sürekli sonunda Cenab-ı Allah der ki tamam, o kulu affettim. Sağlam bir kök oldu. Allah'ın affına sarıldık, kök saldık. Arkasından der ki ya Rabbi böylesine affettiğin, değer verdiğin kulunu ebediyen, ölünceye kadar, ölüm anında da affet de imanını göçürt diye dua eder. Arkasından bu duası da kabul olur. Bu hadis-i şeriflerdedir. Bunu Şeyh Hazretlerinden işittim. Kelime-i tevhidin, yani İslam nimetinin ne kadar değerli, paha biçilmez bir güzellik olduğunu buradan anlayabiliriz. O iki kelime diye hafife almayın. La ilahe illallah sözü var ya, her şeyi var eden, her şeyi güzelleştiren ve bizim hayatımızı garantiye alan, öbür alemimizi de garantiye alan bir sözdür. Bu söz en kıymetli, en değerli, en hürmetlidir. Keşke kıymetini bilsek. Keşke kıymetini bilsek. İşte Cenab-ı Allah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kullarını ümmeti Muhammed'e öyle şeref vermiştir ki kader değişme zamanlarını, kaderin yeryüzüne inme zamanlarını tarif etmiş. Bu kıymetli zamanlar onlardan bir tanesidir. Berat gecesi bütün mahlukatın, bütün dünyanın, kurdun kuşun, dağın taşın, gezegenlerin hakkında hükmü ilahinin, kaderi ilahinin yeryüzüne indiği, tebliğ edildiği vakittir. Sabah gün ışımasıyla birlikte yeni bir hayat başlar. Yeni bir nizam başlar. Biz de deriz ki bu gece ya Rabbi toplandık, senin adını andık. İstiyoruz senden güzel kaderler. Bizi zorlamayacak şeyler. Zayıf kullarız. Her ne kadar cüssemiz olsa da sinek kadar kuvvetimiz yoktur. Her ne kadar akıllı olsak da kuş kadar beynimiz yoktur. Sen iyi yazmazsan biz nasıl iyi olalım? Sen kaderimize güzel yazmazsan biz nasıl güzel olalım diye Cenab-ı Allah'a yalvaracağız bu gece. Acziyetimizi itiraf edeceğiz. Acziyetimizi. Şimdi birçok zamanlar bazı arkadaşlara işte gece ibadeti tavsiye ediyorum. Diyorlar ki uykumuz geliyor, kalkmak üşeniyoruz, kalksak uyuyup kalıyoruz. İki rekat kılıp geri yatıyoruz. Peki bu nedir? Bu aslında büyük şereftir. Ya Rabbi
diyeceksiniz ki biz iki rekat namaz kılmaya bile kudretimiz yok. Göz kapaklarımıza fermanımız yok. Uykuya dayanamıyoruz biz. Cehennem ateşine nasıl dayanırız? Nefsimizin uyku isteğiyle dayanamıyoruz biz. Bütün arkadaşlarımız cennetteyken biz cehennemde ne yaparız? Bizi cennet nimetlerinden mahrum bırakma. Uyku bir nimettir. Bu nimetten bizi mahrum bırakma ama cennetten hiç mahrum bırakma. Aslında birçok halvet, itikaf, erbain, uzlet gibi şeyler insana kendi acziyetini, kendi hiçliğini ve çaresizliğini göstermek içindir. Melekut alemiyle irtibat kurmak için değil. Çünkü insan olarak eğer nakşibendi isek melekut aleminin üstündeyiz zaten. Melekut alemi bizim aşağımızda. Melekut kunu ma'as-sadikin emri vardır. Şimdi burası mühim. Kunu ma'as-sadikin çok mühim bir emirdir ki nakşibendilikte bir sır açık edeceğim şimdi. Başka 200 kişi daha gelirse bunu söyle diyorlar. Söyleyeceğim. Güzel sözün ne olduğunu öğrendik. Yani Cenab-ı Allah'ın orada elem terekibe meselen kelimeten dayyibeten aleyküm selam meselen kelimeten dayyibeten güzel bir kelimeyle misal göster. Kelimeten dayyibeten işte olur. Kelime-i tevhiddir arkadaşlar. Bunu bol bol çekin. Kelime-i tevhidi. Zikir çektik ya, bazıları diyor ki boş boş ne, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ben bir şey anlamıyorum ya, zevk almıyorum diyenleri duyuyorum. Sen zevk alma. Alsan ne, almasan ne, nefsin zevk almayacak. Ama o kelime-i tevhidden çıkan melaike-i kiram, var olan, halk olan, yaratılan melaike-i kiram sana dua edecek. Söyle, söyle. Ne olduğunu bilmesen de söyle. Ne manaya gelmese bilmesen söyle o kelime-i tevhidi ve zikri, zikir günlerini zincirle çek. İştiyakla çek. Çünkü binlerce kelime-i tevhid çekip binlerce melaike-i kiramın binlerce Allah'a yalvardığını düşünün. Kıyamete dek senin için dua ettiğini düşünün. Evladınız etmez. Onu diyeyim. Öldü gitti, az mal bıraktı ya. O kadar. Allah rahmet eylesin der. Hayrını yapar. Yaparsa o kadar. Ama durmadan sana dua edecek kim var? Çünkü ana evladından, evlat anasından kaçacak diyor Kur'an-ı Kerim'de o günde. Senin için dua edecek birisi var. Melaike-i kiram. Söyle. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah de. Aşkla söyle. Ne manaya geldiğini bilerek söyle. Bu gece mühim bir gecedir. Bunu öğrendiniz. Boş geçmeyin artık. Halid-i Bağdadi Hazretleri, Abdullah Şah Dehlevi Hazretlerinden, Allah her ikisini de sırrın takdis etsin, İcazet aldığında, İrşat iznini aldığında, şeyhlik iznini aldığında şunu söyledi. Bana eğer bazı şartlarım var, bunlar kabul edilmezse ben bu görevi kabul etmem dedi. İstemiyorum dedi. Halid-i Bağdadi Hazretleri Nakşibendiliğin batıya gelmesine, Balkanlara,
Kuzey Afrika'ya ve Kafkaslara yayılmasına sebep olan Nakşibendi Şeyhidir. Hindistan'dan tarikatı alıp buraya getirmiştir. Ön Asya'ya getirmiştir. Demiştir ki, burası mühim, bakınız. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin o sözü çok mühim. Nakşibendilik yoluna gelip de, görüp de bizi, ya iyi bir şeydir, iyi bir yoldur, ben de bu yolda yürüyeyim deyip sonradan vazgeçse bile bu yoldan, o kişiyi ölüm anında bulup sıddıklar mertebesine eriştirme yetkisi gücü verecekseniz ben bu görevi alırım diyor. Bu mühim bir şey. Efendim bunca tarikat var da bu tarikatların efendim farkı ne? Arada neye çok var, az var? İşte çoğu azı bu. Sıddıkiyet makamı dediğin makam. Geçen cumada bahsettik. Ayet-i kerimede sıddıkların peygamberlerin arkasından geldiğini. Ayet-i kerimeyle sabit. Ve diyor ki künü ma'as sadikin. Sadıklarla beraber ol. Bu sözü almadan ben bu göreve geçmem. Eyvallah deniyor. Tamam. Onun için Şeyh Hazretleri bir defa gördüğümüz bizimdir der. Bir defa gördüğümüz bizimdir. Neden? Allah'ın kuludur bu. Cenab-ı Allah her bir insanı özene bezene yarattı. Siz bir sanatkar düşünün ki ürettiği bir şeyi çarçur etmek ister mi be? Ateş atıp yakmak ister mi? Marangoz düşünün. Olmadı bu cehennemin dibine düşsün der mi? Hayır. Der misin be? Demez. Kimse demez yaptığı ürün. Cenab-ı Allah bizi insan şerefinde ümmeti Muhammed haysiyetinde yarattı ve Nakşibendi kullar etti. Eğer yolumuz bir Nakşibendi dergahına ulaştı ise biliniz ki sıddıkiyete kadar yolumuz var. İmanlı gidin ve intisabınızı muhafaza ederseniz Cenab-ı Allah size muhakkak Resulüne Miraç'ta gösterdiği makamları gösterir. İbadillahissalihin dediği o kullardan olsun. Sadıklardan olun arkadaşlar. Emirdir bu. Kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Kunu ma'as-sadikin. Emirdir. Sadık olamıyorsan sadıklarla ol ki seni sadık yapsın onlar. İşte Halid-i Bağdadi Hazretleri Nakşibendi yoluna bir defacık muhabbetle bakan kimse tamamdır işi. O bu dünyada ne kadar çirkefin içine girdiyse ona ölüm anında hizmet verilecektir. Sevinin. Sevinin. Sevinilecek bir şeydir bu. Ne kadar dertlenseniz, üzülseniz, benim işlerim ters gidiyor, yön gidiyor, Allah beni mi sevmiyor deseniz, Cenab-ı Allah sizi böyle bir lütuflu kapıda yarattı. Böyle bir merhametli Cenab-ı Allah, Allah'ın kullarıyız biz. Cenab-ı Allah merhametlidir. Onun için hiç kimseyi itmeyin, hiç kimseye kin gütmeyin, size düşmanlık edene bile affedin gitsin. Aman deyin. Eğer bu yolda irşada göreviniz varsa düşmanlık edeniniz çok olacaktır. Çünkü Şeyh Şerafettin Hazretleri gittiniz belki oraya. Gittik değil mi siz? Yalova gitmedik mi? Kim gitti? Biz sen mi gittin? Sen? Gidelim inşallah. Büyük şeyhimiz. Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin şeyhi
O kadar çok dedikodusu yapılırmış bu mübarek. Güneyköy'de otururmuş Reşadiye'de. O zaman Bursa'ya bağlı, şimdi Yalova'ya bağlı. Ne. Ama hiç kimseye kim beslemezmiş. Dur bakalım dermiş. Bir defa bize muhabbet etseler yeter dermiş. Sırrını sorduklarında budur demiş yahu. İşte budur. Ben insanlara burada zulüm olsun diye yokum. Şeytan insanları benim aleyhime kışkırtacak. Allah ondan imtihan edecek beni. Zulme uğramama rağmen, iftiraya uğramama rağmen ne olacak bakalım. Şeyi anlatmıştım. Mübarek bir İngiliz büyükelçi Dışişleri Bakanı geliyor da Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, her şey varsa, dünyada olmuş olacak huruyaş ne varsa yazar bu kitapta diye. Ben de var mıyım diye gelmiş. Yani o var mı, bu var mı? Var demiş. Hepsi var. Niye peygamberiniz yapmadı bunları? Bu icatları yapsaydı ya. Siz de zaman zaman böyle dersiniz. Ya bir dua etsen de olsa. Edelim. Efendimiz bir dua etseydi Ebu Cehil Müslüman olsaydı. Efendimiz bir dua etseydi gökten altın yağsaydı. Bir dua etseydi Medine, efendim Amazon ormanları, Mekke Amazon ormanları gibi olsaydı. Değil mi? Cenab-ı Allah sevilmeyecek, istenmeyecek bir kul değildir. Bir varlık değildir. Cenab-ı Allah sevilecek, istenecek ve de zorla sevilecek bir şey değil. Parası için hanımınız sizinle birlikte olsa ne kadar acıdır? Sizin paranız var diye sizle birlikte yaşayan bir kadın düşünün. Siz kendinizi ne kadar kötü hissedersiniz, değil mi? Yani ne kötü bahtsız adamım dersin. Hiç mi sevilecek bir yerim yok acaba benim, beğenilecek bir adam değilim diye. Böyle içinizden geçirir. Hiç mi? Cenab-ı Allah eğer devamlı bunları gösterseydi, hiç kafir kalmazdı yeryüzünde. Dolayısıyla inkar etme özgürlüğü diye bir şey olmazdı. Herkes cebren Müslüman olurdu. Cebren. Düşünsene, bu icatların tamamı bizim elimizde. Biz yaptık. İnkar edecek bir şey kalmaz ki. Oysa اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar gayba iman ederler. Görmediklerine, bilmediklerine, duyduklarına iman ederler. İman budur. Gördüğüne iman değildir. Gördüğüne değil. Aklı ererek, maddi delillere dayanarak Allah'ın varlığını kabul eden kimse aklına inanmıştır, Allah'a değil. Hakim senin dosyanı kabul ettiği zaman, seni haklı bulduğu zaman seni kabul etmiyor. Neden? Delillerini kabul ediyor. Senin şahsına bir şey yok ki hakimin. Dosyandaki delillere göre bakıyor. Yani sana itibarı yok. Delillere itibarı var. Senin de delillere itibarı var. Allah'a itibarın yok olur o zaman. Gayba iman etmezsin. Olay bu kadar basit. Cenab-ı Allah diyor ki beni ben olarak inan, bana Allah olarak inanın. Deliller evet ama asıl delilsiz inanın. Beni ben olarak sevin desen bir hanıma, para için, makam için seni seven bir hanım mı iyidir, seni senin için seven birisi midir? Çünkü makamlar, paralar gelip geçicidir ama sen her zaman sensin. Allah bunu istiyor kullarından. Onun için bunu örtmüştür Kur'an-ı Kerim'de. Ehli bilir. Ehlinin o vıttı vızır taktalaşa da ihtiyacı yoktur. Hiç. İhtiyacı yoktur. Onun için Cenab-ı Allah hep iyilik, hep rahmet diler kullarına. Nakşibendiyiz diyen kimseler eğer bazılarını cehenneme çağırıyorsa, sürekli cehenneme doğru insanları sevk ediyorsa
Biliniz ki Nakşibendillik sırrından haberi yoktur onların. Halid-i Bağdadi Hazretleri bizi görüp bir defacık Nakşibendilik yoluna meyli olup sonra dönse bile, bizden uzaklaşsa bile, onlara ölüm anında sıddıkiyet mertebesine yetiştirmek kaydıyla bu izni, bu icazeti, bu müjdeyi bana verirseniz ben bu işi yaparım diyor. E de ki işte bu müjdeyle ben Şeyh Hazretlerinin eteğine bir yapıştım, bir daha bırakmıyorum. Kar yağmış, tufan olmuş, fırtına kopmuş, her yere ateş almış. Ballar balını buldum ben, kovanım yağma olsun diyen Yunus işte bu. Ballar balı budur arkadaşlar. Kovanın yağma olsa ne ki? Sen ballar ballı buldun. Kovandaki ne be? Kovan gitsin. Neye kazandın? Neyi kaybettin? Doymak bilmeyen nefsin hiçbir kararda sabit olmayan aklın var senin. Bugün böyleyse o gün öyle. Doğru dediğine 10 tane delille yalanlar yanlış olduğunu ispat eder. Yanlış dediğine bugün delil getirir, doğru dedirtir. Budur yani. Allah'ı Allah olarak, peygamberi peygamber olarak delilsiz amanna ve saddakna, iman ettik ve tasdik ettik ya Rabbi diyebiliyorsak iyi oluruz biz. Cenab-ı Allah bizim günahlarımızı affedecek. Onu biliyorum. Bugün Şerafettin Hazretleri lütfetti meclisimize de benden anlat diyor. Onun için ondan anlatıyorum. Bunun için her gidişimizde o mübareğin huzuruna çıkıyoruz. O mübarekte sıddıkiyet sırrı vardır. Başka iki tane daha yetkisi vardır Nakşibendi şeyhlerinin, mürşitlerinin. Bir, müridinin, evlatlarının, yani yeni doğan çocukların levh-i mahfuzdaki isimlerini bilmek, ona göre isim tayin etmek. Bu Nakşibendi şeyhlerine verilmiştir. İki, kendilerine mürid olan kimselerin ömrünü ayarlayabilmek izni. Eceli, ömrünü uzatmak, kısaltmak. Bu şeyhimiz öyleydi. Tesirliydi. Uzatır, kısaltırdı. İpten alırdı, kafiri mümin ederdi. Yeter ki o kafir ona muhabbetle baksın. Yeter ki Nakşibendilik diye şöyle pencereden gelsin, içeri girmese bile pencereden zikri dinlesin bir kere. O zikrin içinde bir bulunsun, işitsin, kulağına gitsin. Yeter. Biz Pamukkale'ye gittik de bazıları dediler ki vay şeyh cıbıldakların içine gitti. Bir sürü şey. Ya orada biz kimi gördüysek kafirlerden, şeyhe kim geldiyse sultanımıza yanına tanışmak için, onları sonra Müslüman olmuş olarak gördüm ben. Merakından gelenlere. Ama bilin ki kim ki ağız burun kıvırdı, onların da sonu iyi olmadı. Aleyhine konuştu. İyi hoş olmadı yani. Hiç hoş olmadı. Allah'ın gücüne gitti. Onun için bu müjde Nakşibendi kullara yeter. Bu gecenin hediyesi yeter. Sevinin, üzülmeyin, günahımız çok diye. Bizim gittiğimiz yolda ne günah kalır, ne hata, ne kusur. Yakar, geçer, gider. Cenab-ı Allah temizlemeden bizi huzuruna almayacak. Şeyhimizlerimiz de bizi temizlemeden, pir-i pak etmeden hoş geldiniz. Oraya takdim etmeyecek. Merak etmeyin. Bu çok mühim bir mesele. Cenab-ı Allah'ın sevgili kulları olduğunuzu unutmayın. Burada size diyeceğim bir nasihatim daha var. Ondan sonra birkaç ilahi söyleyelim. Fazla sohbeti uzun tutarak uyutmayalım kimseyi, değil mi? Uyumaya başladım.
Uygun geldi değil mi? Gelmedi mi? Onun için bazıları şikayet eder bana bazılarını. O böyle yaptı, şöyle yaptı. Ay, ne yaparsa yapsın. Bizim muhtemizdedir. Ne edepsizlik yaparsa yapsın. Bu edep yoludur da edeplendirerek Allah'a takdim etme işi bize aittir. Hiç dert etmeyin. Bu mühim bir yol. Madem ki bu derya yolumuz düştü, madem ki gönlünüz düştü, madem ki muhabbet ettiniz, gerisini merak etmeyin. Tevbe ya Rabbi deyin, bu gece hata işlemeyeceğiz, kusur işlemeyeceğiz, bir daha yanlışa gitmeyeceğiz ya Rabbi deyin. Yahu yarın aynı şeyini yapacağız yine ya. Desen, Cenab-ı Allah sözüne itibar edecek. Yarın silecek geçmişini, yarın yeni bir gün. Yepyeni bir gün günahsız olarak çık. Tövbe ya Rabbi de. Yalan söylemeyeceğim, tövbe ya Rabbi. Hatalı iş yapmayacağım. Onu yapmayacağım, bunu yap. Ne iyilik varsa yapacağım de. Bu. İnsanlar zararlı hayvanlardan daha zararlıdır. Onu da diyor Şerafettin Hazretleri. Üç çeşit insan vardır. Üçünden de sakınmak lazımdır diyor. Hayvan cinsidir onlar. Yeryüzünün en zararlı, en tehlikeli hayvanı Afrika'da yaşarmış. Küçük bir yılan cinsi. Hem zehirli, ısırdı mı, aynı zamanda dokundu mu da zehirliymiş, öldürürmüş o. Derisi de zehirli. Geçtiği yerde dahi zehri bırakırmış. Yani bir tarafına değsen ısırmadan bile deri yoluyla öldürürmüş. Bu kadar. Dokundu mu gider. Bu tür insanlar yeryüzünde bu yılanı temsil eden insanlar vardır. İyi insanlara gelirler, onların aleyhine derler ki, laf ederler, zehirlerler, kişileri ölümlerine sebep olurlar, dokunduklarına. İki söz ederler, öldürür geçerler. Kalbi ölmüş bir kimse yaşasa ne yaşayarak? Bir arkadaş, müridi varmış Şeyh Şerafettin Hazretleri'nin, mübarek İstanbul'a askere gitmiş. Askerdeyken hemşerisi birisi gelmiş. Demiş ki ona, Şeyh Şerafettin Hazretleri şöyle kötü, böyle kötü, şöyle hain, böyle bilmem ne, bir sürü saymış, saymış, saymış. En sonunda o Şerafettin Hazretleri'nin müridi yoldan çıkmış. Tespihi atmış. Tamam, çekmiyorum tespihini demiş ya. İlk önce hayır hayır demiş ama ondan sonra demiş ki onu yormasın. Olabilir. Ben tespihi çekmiyorum demiş. Asmış. İşte diyor Şerafettin Hazretleri bu yılan gibidir. O zehirli yılandan daha tehlikelidir. Öldürür. Bir sözüyle bitirdi insanı. Ruhaniyetini bitirdi. Bu insanlardan uzak durmak lazım. Bu mühimdir. Böyle çok insan vardır. İnsanların ruhaniyetini öldürmek için. De Şeyh Şerafettin Hazretleri o müridanına gitmiş, İstanbul'a askerlik yaptı ya, demiş ki gel, onu görmüş, uzaktan kaçıyormuş, yolunu değiştiriyormuş. Beni görmüşsün ama en son o arkasından gitmiş, gel buraya demiş. Ondan sonra onu öyle böyle nasihat etmiş. Geriye almış demiş, ne yaparsan yap yine bizim üzerimizde görevin. Bize demiş hizmetin. Onun dediğine baktın, bizi terk ettin ama demiş hizmet bizde. İkincisi, bir hayvan vardır ki bir kuzuyla doyacağı halde bütün sürüyü talan eder. Yok eder.
Bir tane kuzu yiyese eyvallah. Kurt. Kurt tabiatlı insanlar vardır içimizde. Toplumda. Bir insanın bir kötülüğü vardır ama bir sürü iyiliği vardır ya. O bir kötülüğünü alır, o insanı yok eder. Bir kötü huyu vardır insanın. O kötü huyunu görür ve yok eder, siler onu. Farz-ı muhal, iyidir de içki içiyordur adam. Başka her şey iyidir. O içkiden vazgeçememiştir. Adam olmaz veya bazı huylar, her insanın bir kötü tarafı olur. O kötü tarafını görüp de o insanı silen insana, yok eden insana, yerle yeksan eden insana kurt tabiatlı insan denir. Bundan da uzak durun diyor şeyhimiz. Bir de yaz da geliyor. En gıcık kaptığınız hayvanlardan bir tanesine. Sinek. Sivrisinek gece hadi ne? Kara sinek. Gecesi gündüzü yok. Kara sinek. Zır vır 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 gelir. Sivrisinek gidip oraya buraya da konmaz ama. Gece gelir, ısırır, geçer gider. İşini bak. Kara sinek ya tatlıya konar, tuzluya konar, temize konar, pise konar. Gider orada tersliğe, pisliğe, tuvalete konar. Oradan gelir, senin yiyeceğin üstüne konar. Nasıl? Bazı insanlar da vardır ki iyilerle oturur, kötülerle oturur. İyilerden aldığını getirir kötülere, kötülerden aldığını iyilere birbirine bulaştırır. Yani onun lafını bura, bunun lafını bura, onun lafını oraya getirir, aynaştırır. Bitirir. Şimdi pis tuvalet, bir pisliğin üstünden kalkmış sinek, senin yiyeceğin üstüne konsa ne olur? Yemezsin onu artık. Mikrobik. Yer misin Harun? Ne, bu ne dersin ya? Allah'ım dersin. Tiksinci bir şey. Bir de sinek tabiatlı insanlar vardır. Bunlardan da sakının diyor. Allah korusun. Biz iyilerden olalım. İyiliğe çağıralım. Hatasız bul değiliz. Eyvallah ama Allah bizim hatalarımızı bağışladığı gibi biz de onun hatalarını bağışlayalım. Bol kusurluyuz. Herkesin bir kusuru gözümüze batmasın. Nakşibendilik şerefli bir yoldur. Allah size bu yolu lezzetini tattırdı. Şükür olsun. O lezzetin efendim tadını çıkartın inşallah. Kandiliniz mübarek olsun. Kadir gecesi kadar ehemmiyetlidir bu gece, bu kandil gecesi, bu beraat gecesi. Neydi, Duhan suresi miydi? Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnâ fî leyletin mübârekatin innâ künnâ münzilîn fîhâ yufrâdu kullu emrin hakîm emran min indinâ innâ künnâ mursilîn rahmeten min rabbik innehu huves semî'ul alîm. Sadakallâhul azîm. Hamîm, buna izin yok anlatmama. Vel kitabül mübin, Cenab-ı Allah bu kitabı andolsun çok mübarek bir gecede indirdi uyarıcı olarak. Katımızda bir emirle her türlü işlere o gecede hükmedilir. Kader bu gecede yazılır. Hani kandil vardır, yoktur diyenlere. O gecede, hangi gecede? Beraat gecesinde. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamber görmekteyiz, göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Şimdi rahmeten min rabbik, bu Rabbinin rahmetidir. İnnehu ve semir alim, işitendir, bilendir. Emran min indina, Allah'ın bir emridir. İnna künna mürsilin,
O bir peygamber göndermiştir. O bir uyarıcı göndermiştir. O bir davetçi göndermiştir. Davetçilere uyun. Bu gece kaderin yazıldığı gecedir. Niyaz edelim. Nakşibendi sırrıyla sırlandığınıza şükredin. Onun için bu dergah mühim bir dergahtır. Kavane değildir. Kavanede avaracı insanlar toplanır da uyumcuda zaten toplanacak yer de yoktur. Bir maksadı olan insanlar gelir oraya. Dikkat edin. Nakşibendiler sıddıkiyet mertebesine ermeden bu dünyada son nefeslerini vermezler. Vermeyecekler. Bu büyük bir müjdedir. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin efendim ricasıdır, lütfedilmiştir bize de, size de, hepimize de. Elhamdülillah yolumuzu bu dergâhtan geçirtti. Elhamdülillah avaracı değiliz. Efendim dolgu malzemesi hiç değiliz. Allah bizi sevdi, lütfetti, değer verdi ki bu sırları işittirdi. Bu bir muhkem kitaptır. Bu bir uyarıcı kitaptır. Allah katından inmiş o gecede. Bu Kur'an-ı Kerim'in indiği gece. Levh-i Mahfuz'dan Beyt-i Mamur'a. Beyt-i Mamur, Kabe'nin gökyüzündeki iz düşümüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, melekler dedi velveleye kapıldı. Telaşa kapıldı. Kur'an-ı Kerim'in Beyt-i Mamur'a toptan kitap halinde indirildiği gece heyecanlarından elleri ayaklarına karıştı. Neşelerinden pervane oldular. Aynı zamanda da kıyamet yaklaştı diye korktular. Biz neye korkmuyoruz? Melekler kıyamet yaklaştı diye korkuyorlar. Hesaba çekilecek varlıklar olmadığı halde. Biz neye korkmuyoruz? Biz niye endişe etmiyoruz? Tek tek hesaba çekilecek insanoğlu. Şükür. Biraz önce müjdeyi aldınız, rahatsınız. Allah affetsin. Bu gece bize inşallah hayırlı kaderler yazılsın. Ümmeti Muhammed selamete çıksın. Vatanımıza, milletimize hayırlı insanlar gelsin başına idareci. Hırsızı, soysuzu uzak dursun. Haini, düzenbazı uzak dursun. Ey insanlar başımıza, akıllı insanlar bizim başımıza gelsin. Ahmaklar da uzak dursun. Ahmaktan iyi insan olmaz. Ahmak ne olduğunu, nerede olduğunu bilmez. Olma iyilerde, olma iyiler ki derya icretir, derya bilmezler. Öyle değil mi? Değil mi? Şimdi biz o balıklar ki suyun içindedir, denizin içindedir ama denizi bilmezler. Şimdi biz öyle bir derya içerisindeyiz ki, bu dergah içerisindeyken bunun kıymetini bilmiyoruz. Bir müddet ayrı kalsanız can çekişirsiniz. O zaman farkına varırsınız. Allah affetsin, ayırmasın. Gecenin bereketi üstümüze olsun inşallah.